Değerli terazi burçları, ay burcu terazi, yükselen terazi olan dostlarım, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bir cumadan bir cumaya 12 Ocak, 18 Ocak dönemi hayırlısıyla neler getirip neler götürecek bakalım. Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Bugünden itibaren ay kova burcunda ilerliyor arkadaşlar. Ve de bakıyorum, ay kovada ilerlediğine göre sizin çok mantıklı hareket edeceğiniz, aynı zamanda planlı, programlı ve de düzgün karakterli insanlarla iletişim kurmak isteyeceğiniz bir hafta. İletişim çok kuvvetli. Algılar aşırı açık. Çok algılarınız açık arkadaşlar. Neden? Zaten terazi burçları hava grubu, çok zeki. Bir de ay da kova burcundan çok güzel destek veriyor. İç dünyandaki kargaşa gidecek. İlişkilerle ilgili şüpheler gidecek. İlişkilerle ilgili korkular, endişeler gidecek. Bence her tür ilişkiyi kapsıyor bu. Yani ticari anlamda ilişki, mesleki anlamda bazı şüpheler, aşk anlamında bazı şüpheler, bunların tamamının gittiğine şahit olacaksın terazi burcu arkadaşım. Ve de aslında Güneş Oğlak burcundan seni kare açıyla etkiliyor. Ama bu da zorlayıcı etkiler yapıyor. Her zaman söylüyorum, kare açılar zorlayıcıdır. Ama şöyle bilinir, zorlama seni disipline eder. Daha çok çalışırsın, daha çok plan yaparsın. A planı olmazsa B planı, C planı gidersin. Mutlaka başarırsın. İşte öyle B planlarının, C planlarının devreye girdiği bir hafta. Sorunlu bir eş varsa onunla sorunu gönderiyorsun, gidiyor. Bir mülk edinme, bir araba alma, ev alma, ev kiralama durumları varsa süper. Ötesi mutlaka alınacak demektir. Duygu seli çok yoğun arkadaşlar. Çünkü Ay Kova burcunda biraz hassasiyet yapıyor. Bugün sokak hayvanlarının bakımı olabilir. Bugün muhtaç birileri olabilir. Onlara yardım olabilir, destek olabilir. Gerçekten muhtaç olan kim varsa ona yardım, destek yaptığını görüyorum sevgili arkadaşım. Şimdi Mars da Oğlak burcunda. Pek çok hastalık iyileşecek. Evet. Mars Oğlak burcunda kare açı var sizin güneşinize, ama bu kare açı diyor ki hastane olayları var, onu çözecek diyor. Ailede hasta var, iyileşecek diyor. Sessizce ve sakince hastalığı kabule geçecek. Zaten ondan sonra iyileşme süreci başlayacak diyor. Her konuda iyileşme dönemi olmuş arkadaşlar. İyileşmeler var. Hem hastalık konusunda hem de ruhsal anlamda büyük iyileşmeler olacağına sizi temin edebilirim. Ve de aynı zamanda bir girişimde bulunacaksınız arkadaşlar. Başarıyı yakalayacağınızı görüyorum. Başarılı olacaksınız ve de bunları var ya, gerçekten hem sağlık konusunda halledeceğiniz olayları hem de İş konusunda halledeceğiniz olayları gözlerden uzak ve sürpriz şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Gerçekten sürpriz şekilde olayları yoluna koymayı başardığınızı gösteriyor. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Her şeyin yoluna gireceği bir dönemden geçiyor olacağız. Şimdi bir de arkadaşlar, bazı değişimler yaşayabilirsiniz. Yani evinizin değişimi olabilir. Yani ne bileyim, ev taşıma olabilir, yenilenme olabilir. Bunları hayata katacağınızı görüyorum. Evet. Rakipler olabilir. İki tane rakibini yeniyorsun. Evet, iki tane rakibi, iş alanında olsun, aşk alanında olsun, iki tane rakibi yeniyorsun terazi burcu. Evet. Ve de aynı zamanda gerek ticari hayatta gerek aşk hayatında hareketli bir dönem, hareket artıyor. Yeni satışlar olabilir, sevkiyatlar olabilir, ticari faaliyetlerde artış olabilir. İki yerden gelir elde edeceğini görüyorum terazi burçları. Aniden iki yerden
para girişi var. Sevindirici ve aynı zamanda size güç veren, güç kazandıran olayların tek tek olacağını, gücünüzü elinize alacağınızı söylemeliyim. Bereketli bir süreçten geçiyor olacaksınız ve de güçleneceksiniz. Boyun ağrıları, sırt ağrıları olabilir. Bu da hayatla inatlaşma diyor. Arkadaşlar, boyun ağrıları, sırt ağrıları, buradaki omurlardaki sorunlar, hatta bele kadar inen omurga sorunları nedir biliyor musunuz? İnatlaşma, hayatla inatlaşma. Hayata uyum sağla, faaliyetlerini devam ettir diyor sevgili dostlarım. İnatlaşma, çünkü ben hastalıkların psikolojik sebeplerine kuvvetle inanıyorum. İşte bir de şunu hatırlatmak isterim terazi burçları. Mutluluğun iyileştiremediği hiçbir hastalık yoktur. Mutlu olun. Bak, izdivaç diyor sizin için kodladığımızda Arapça mizan, terazi mizan demek. Eskiler der ya, mizan günü kuruldu işte terazi, mizan günü. Cuma günü, bak, uğurlu gününüz, yıldızı Zöhre, Venüs, izdivaç, sizi mutlu eden izdivaç, kodladığımızda evlilik yıldızıdır. Ve de kalplerin fethidir. Gerçekten terazi burçları yurdunda, yuvasında mutlu olur. Bekarlar, bekar teraziler kalmasın, evlensinler. Evlensinler. Valla bu yıl ben pek çok terazi burcuna evlilik görüyorum. Benim de oğlum terazi, inşallah evlenir. Bir de yeğenim var. Ablamın kızı, o da izliyorsa ona da sevgilerim, o da terazi burcu. Teyze aşk var mı diyor Duban'a. Simgecim aşk değil. Aşk evliliği bile var, yani aşk değil dedim, aşk da var, aşk evliliği de var değerli dostlarım. Yani böyle diyorum terazi burçları, bugün sizinle fazla samimi oldum ama yemin ediyorum, yani yemin ediyorum gerçekten inanarak. Şimdi koç ve terazi aksındaki güneş tutulmaları, ay tutulmaları çok süper ötesi. Yani ben ölürüm kalırım, ne olur ne olmaz arkadaşlar. 8 Nisan'da güneş tutulması var, benim doğum günüm üstünde. Ölürüm, size vasiyetim kalsın. Bak, sonra bir şey demeyin, zorunuza gider ha. Neyse, 8 Nisan'da bir güneş tutulması var. Tam da böyle terazilere diyor ki evleneceksin terazi. Bekar terazi bu yıl kalmıyor. Valla bu aydan ayarlayın arkadaşlar, benden söylemesi. Ayarlayın derken, hani evli şey bekarlar, erkek ya da kadın olsun, bilemiyorum, planlarınızı ona göre yapın. Bekar terazi yok, bekar koç da yok, bekar koç da yok arkadaşlar. Bekar koç da kalmayacak. Çok güzel evlilikler yapacaklar. Bakalım, aşk üçgenleri gidiyor, rakipler varsa gidiyor. Hiç korkmayın. Benim rakibim var. Onu seviyordu. Onu mu gitti? Eski sevgilisine mi gitti falan demeyin. Terazilerin şansı çok yüksek arkadaşlar. Ve de aynı zamanda böyle hükümetten çok güzel destekler. Yani bir devlet kapısından bir işiniz var. Bu hafta onları halledeceksiniz. Arkadaşlar, bir avukatla görüşebilirsin, bir hakimle görüşebilirsin, bir polis işin varsa çözebilirsin. Bence mantıklı davranacağın, bir de keskin hatların var terazi burcu. Yani bu hafta boyunca keskin hatlarla ilerliyorsun. Neden? Dilin keskin. Düşmanı alt edeceksin bir. Yani yamuk yapanlar olabilir, sağa sola konuşanlar, diyeceksin ki düzgün konuş kardeşim. Bunlar çok belirgin arkadaşlar. Bunu da bilinçli olarak yapacaksın. Dürüst bir insan olduğun için açıkça görüşünü beyan edeceksin. Yaşama umudunu yeniden canlandıracaksın. Aynı zamanda yeni bir devreye girdiğini görüyorum. Ve de arkadaşlar, son noktayı koyduğun bir işte. Bak, son noktayı koydum, bitti dediğin bir işte yeniden başlangıçlar olabilir. Ben bilemem. Bu bir ilişki olur. Ben bir iş durumu olabilir. Artık ben son noktayı koydum, bitirdim dediğin anda karşındaki kişi ezilecek, büzülecek, senin dediğine gelecek. Yemin ederim. Yemin ederim. Bu da olacak. Bu hafta boyunca bu da olacak. Arkadaşlar, bu hafta boyunca yine dediğim gibi bir
Mezuniyet olabilir, bir belge olabilir, bu alınacak. Çünkü Merkür'ün açıları diyor ki entelektüel faaliyetler olacak diyor, mücadeleyi kazanacak diyor. Yani bir takım değişimler olumlu yönde oluyor arkadaşlar. Maddi manevi kazançlar, bir belgenin alınması, bir tamamlanma süreci, ben hallettim, ben oldu der gibi bir şeyleri harekete geçireceğinizi görüyorum. Bir seyahat gözüküyor, mutlu bir seyahat arkadaşlar, başarılı gözüküyor ve de önemli kazançlar gözüküyor arkadaşlar. Evet. Çalışkan, dikkatli, titiz bir şekilde ilerleyeceğini görüyorum. Başarı elde edeceksin. Ticari anlamda girişimler çok güzel sonuçlar veriyor. Evet. Karşılaşmalar var arkadaşlar. Cömert, kendine güvenen, konuksever, vatansever. Böyle bir insanla karşılaşma. Birisi gelebilir, birisiyle tanışabilirsin. Ve de aniden duygusal bir bağ. Aniden kafaca anlaştığın, zihin olarak anlaştığın arkadaşların olabilir. Yani sosyal anlamda kastediyorum bunu. Duygusal da belki olabilir. Sezgiler çok kuvvetli bu hafta. Edebiyat yönünüz çok kuvvetli. Okuyabilirsin. Yeni bir kitap okudum, hayatım değişti diyebilirsin. Şiir okuyabilirsin. Onunla kendini böyle acılarını avundurabilirsin. Ama çok acılı bir şey değil yani, hafta değil. Hiçbir terazinin acı çekeceğini sanmıyorum. Tam tersi, umut dolu bir hafta. Hayal gücünün de etkisiyle böyle güzel konuşmalar yapacaksınız. Telepatik hissedişler çok yoğun. Telepatik güçler çok yoğun arkadaşlar. Ve de elektronik cihazlar, bilgisayarlar, motorlu araçlar, bunlarla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir ama kısa sürede çok güzel çözümler üreteceksiniz. Bazı dedikodular gelebilir kulaklarınıza. İnanmayın arkadaşlar. Kanıt görmeden inanmayın. Etrafınızda dönen dolapların neler olduğunu bileceksin. Çünkü sezgilerin çok aşırı güçlü olacak. Neler, kim ne yapmış, ne düşünmüş, bunları biliyorsun, öğreniyorsun arkadaşım. Yorulmak bilmeyen sen bu hafta biraz yorulabilirsin. Terazi burcu, sağa sola çok koşturuyorsun. Belki bu hafta biraz yorucu geçebilir. Ama ne olursa olsun, bence çok güzel bir hafta. Gerçekten azimle çalışacağınız bir haftadan geçiyor olacaksınız. Evet. Şimdi Terazi burçlarının arkadaşlar, bu hafta hatırlatmam gereken bir şey var. Belki bazı eşyalar kaybolabilir. Belki ne bileyim yanlış anlaşılmalar olabilir. Bazı kayıplar var arkadaşlar. Ne gibi? İşte bir eşyanızı kaybedip bulamayabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızla gergin ve kırıcı sözler söylenebilir. Belki bir iki kişi böyle, onlarla bir kayıp yaşayabilirsin. Ama zaten onlarda şüpheleriniz vardı. Sürekli olarak onların dostluklarından şüpheniz vardı. Gitmeleri de iyi olmuş arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğin. Ondan sonra yaşamla uyum içinde olacağın bir hafta. Ödemeler konusunda peş peşe ulamalar var. Onu ona ulayacaksın, bunu buna ulayacaksın. Neyse ki ödemelerini yapacaksın. Güzel. Ama yine de kazançlı bir hafta olduğunu söylemiştim. Ödemelere gelince belki biraz sıkılabilirsin. Sıkıntı verebilir. Ama olsun, ödemelerini de yapıyorsun. Bir yerlerden uluyorsun, buluyorsun. Hiç merak etmeyesin. Her şey yerli yerinde. Bir de bazı planların hayata geçmesi için ya zahir zikrini veriyorum. 1106'dır tekrar sayısı. Her yerde gücüyle, tasarrufuyla tecelli eden anlamındadır. Güzel bir hafta olsun. Videonun altına yazacağım arkadaşlar. Ya zahir,
1106 diye. İnşallah Rabbim tecelli eder dualarınıza. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.